Yolu hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde Türkiye'den geçen Roberto Carlos, başarılı kariyerinin yanı sıra ilginç bir hikayeye sahip. Futbola ülkesi Brezilya'da başlayan Roberto Carlos fakir bir ailede büyüdü. Ülkesindeki birçok çocuk gibi çok küçük yaşlarda futbol topunun peşinden koşmaya başlayan Roberto, bir yandan ailesine yardımcı olabilmek için 12 yaşında çalışmaya başlamıştı. Ancak futboldaki yeteneklerini her daim göstermeyi başaran oyuncu, Atletico Mineiro'da yıldızını parlattı. Roberto Carlos'un henüz 19 yaşında Brezilya milli takımından davet alabilmesi de ne kadar büyük bir potansiyel barındırdığının en büyük kanıtıydı. 1995 yılında Inter'e transfer olan Carlos, Avrupa'ya adım atmış ve büyük bir kariyerin kapılarını açmıştı. İtalyan ekibinde gösterdiği bir yılın ardından Real Madrid'in yolunu tutan yıldız oyuncu, ilerleyen dönemlerde Zidane'lı, Ronaldo'lu, Beckham'lı Los Galacticos'un en önemli parçalarından birisi olmuştu. Real Madrid formasını 11 sezon boyunca terleten Brezilyalı yıldız, İspanyol deviyle 3 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga zaferi yaşadı. Roberto Carlos'un Real Madrid'de ve dünya futbolunda bıraktığı etki ise bundan çok daha fazlasıydı. Birçoğuna göre tüm zamanların en iyi sol beki olarak gösterilen Roberto Carlos, Brezilya milli takımıyla da sayısız başarının altına imzasını attı. Yarı finalde Türkiye'yi eledikleri 2002 Dünya Kupası'nın şampiyon kadrosunda önemli pay sahibi olan yıldız isim, bundan önce iki kez de Copa Amerika zaferi yaşamıştı. Brezilya ve Roberto Carlos isimleri yan yana gelince meşhur frikik golünü anmamak da olmaz. Yıldız Solbek 1998 Dünya Kupası'nda Fransa ağalarına uzak mesafeden ayağının dışıyla inanılmaz bir gol atmış ve adını bir kez daha futbol tarihine yazdırmıştı. Real Madrid'de geçirdiği başarı dolu sezonların ardından Roberto Carlos 2007-2008 sezonunun başında ise Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli formayla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncu, Alex ve David gibi diğer Brezilyalı yıldızlarla taraftarın sevgilisi olmayı başarmıştı. Çubuklu formayı toplamda 104 kez terleten oyuncu, 10 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Carlos, 2010 yılında ise ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olmuştu. Brezilya'dan ayrıldıktan sonra Rus ekibi Anzi forması giyen Carlos, ne yazık ki iki kez ırkçı saldırıların hedefi olmuştu. 2011 yılının Haziran ayında Seratov deplasmanında kalecisinden aldığı pası kullanmak üzere olan Carlos'a tribünlerden muz fırlatılmıştı. Ardından bu muzu sahanın kenarına atan oyuncu sahayı terk etmiş ve bunu yaparken tribünlere parmaklarıyla iki işareti yapmıştı. Bu da oyuncunun Rusya kariyerinde maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısıydı. Futbolculuğa veda etmesinin ardından teknik direktörlük serüvenine atılan Carlos'un yolu yeniden Türkiye'ye düşmüştü. 2013-2014 sezonunda Sivasspor'un başına geçen Brezilyalı, 1,5 sezon görev yaptığı ekibin başında 59 maça çıkmıştı. 2015 yılının Ocak ayında ise Akhisar Belediyespor'la anlaşan Carlos, Süper Lig ekibinin başında 20 maça çıkmıştı. Ardından Katar ekibi Delhi Dinamo'nun yolunu tutan Brezilyalı, 2017 yılında ise Real Madrid'e dönmüştü ve çeşitli görevler üstlenmişti. Roberto Carlos 2006 yılında Real Madrid'in efsane ismi Alfredo Di Stefano'nun rekorunu kırmıştı. Di Stefano takımının 5 kez ard arda Avrupa Kupası kazanmasında başrol oynamıştı ve döneminin en iyilerinden olarak gösteriliyordu. Ancak 2006 yılında Real Madrid'le 370. La Liga maçına çıkan Roberto Carlos, Di Stefano'nun rekorunu kırmıştı ve yabancı uyruklu oyuncular arasında La Liga'da en fazla boy gösteren isim olmuştu. Brezilyalı oyuncu ilk olarak Alexandra Pinheiro ile evlendi ve bu birliktelikten 3 çocuk dünyaya geldi. 12 yıllık evliliğin ardından eşinden ayrılan Carlos, yapılan anlaşmaya göre ilk olarak aylık 36 bin dolar tutarında nafaka ödemişti. 2009 yılında ise Mariana Lucconi ile evlenen yıldız oyuncu, ilerleyen dönemlerde ise gündem olan açıklamalarda bulunmuştu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan oyuncu, "İki evlilik yaptım, 8 çocuğum var ama kaç anneden olduğunu unuttum. Sanırım 6 veya 7 idi." demişti. Ayrıca Carlos henüz 44 yaşındayken bir torun sahibi olmuştu. 2005 yılında Carlos bir röportaj verirken kendisini bir silahlı soygunun ortasında bulmuştu. İki silahlı soyguncu Carlos'un röportaj verdiği radyoya saldırmıştı. Diğer insanlara zarar veren ve onlara tehditler savuran soyguncular, Carlos'a duydukları saygıdan ötürü ona bir zarar vermemişlerdi.
Ancak Brezilyalı efsane pahalı kol saatini ve röportaj yapan kişinin cep telefonunu bu soygunculara kaptırmıştı. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.